Her biri kendi alanında güçlü üretimler yapan, bugünse ortak çalıştıkları bir proje üzerinden deneyimlerini ve genel olarak mekan kavramını konuşacak çok kıymetli 3 isim sahneye davet edeceğim. Ömer Selçukbaz, Uludağ Üniversitesi'nde lisans ve Viyana Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitiminin ardından Viyana'daki Atelier Stelzhammer'de çeşitli mimari projelerde yer aldı. 2005 yılında Türkiye'de açılan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Bursa Şubesi yarışmasında birincilik ödülünü kazanarak Türkiye'de mimarlık yapmaya başladı. Süregelen mimarlık pratiğini yalın mimarlık çatısı altında devam ettiren Selçuk'un son dönem işleri arasında aşağıdaki space seçkimizde de yer alan Troya Müzesi ve Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi ile Konya'da Depo No 4 ve Çanakkale Gazi Evi'ni sayabiliriz. İtinalı ve detaylı bir çalışma pratiğine sahip olan Ahmet Doğu İpek, özellikle kendine özgü meditatif tarzda ürettiği kağıt üzerine sulu boya, mürekkep ve kara kalem eserleriyle tanınıyor. Son solo sergisi 2022 yılında Arter'de yer alan Ahmet, çeşitli işbirlikleri çerçevesinde mekana özgü işler ve farklı malzemelerle yerleştirmeler gerçekleştiriyor. Her sene bizi kırmayan, fikirleriyle, gönlüyle yanımızda olan sevgili Heval'e çok teşekkür etmek istiyorum. Kurgu ve bu oturum için olan desteğinden dolayı moderasyonu kendisi yapacak. Heval doktora çalışmalarına devam ediyor ve HVL Mimarlık firmasıyla mimari projelerde küratörlük ve danışmanlık konularında meslek pratiğini sürdürüyor. Mimarlık okullarında yarı zamanlı ders veriyor ve jüri üyeliği yapıyor. Ahmet, Selçuk ve Heval'i sahneye davet ediyorum. Ses geliyor mu acaba? Hepiniz hoş geldiniz. Benim için çok kıymetli. Üçüncü yıldır burada bu sahnede sizlerle buluşuyorum. Tekrar eden şeylerin hayatı anlamada önemine çok inanıyorum. Genel olarak her sene masamızın üzerindeki konular hakkında konuşuyoruz. Neye kafa yoruyorsak, neyi mesele ediyorsak onları taşıyoruz bu sahneye. Space'e de bu anlamlı oturum için çok teşekkür ederim. Birlikte olduğum arkadaşlarım benim için çok kıymetli. İkisi de kendi alanlarında çok değerli işler üretiyorlar. Bizim burada bugün toplanma sebebimiz aslında bir projede ortak olarak çalışmamız. Şu anda Gaziantep'te Dülük Köyü ama eski adıyla Doliçe Antik Kenti olan bir projede üçümüz ortak çalışıyoruz. Ömer Selçukbaz davetiyle. Kendisi projenin müellifi, mimarı. Sanat işleriyle Ahmet Doğu İpek, küratörlük olarak da ben katkı sunuyorum projeye. Bu projede biz çalışırken bir antik kent ölçeğinde etaplama, rotalama, o rotalarda nelerle karşılaşacağımız, dahası bir Mitra Tapınağı'nın varlığı, eski 2000 yıllık bir kült ve ezoterik bir yapının bugüne nasıl sunulabileceği üzerine çok kafa yorduk ve mekanın aslında fiziksel bileşenlerinden çok algısı, kavrayışı, bıraktığı hisler üzerine odaklandık. Bir atmosfer oluşturma olasılıkları üzerine çok çalıştık. Hali hazırda proje devam ediyor. Selçuk, sen proje hakkında bir şeyler söylemek ister misin? Bunlara geçmeden yani, önce. Burada mı bu? Evet, tamam. İyi geliyor. Şu an dönen resimler de Doliçe Antik Kenti ve oraya yaptığımız proje üzerinden. Yani bu konuşmanın odağı tabii bu şey değil. Bu çalışmanın kendisi değil de yani şöyle bir konuşma yapalım istedik. Böyle çeşitli vesilelerle pek çok disiplin bizim yaptığımız işlerde bir araya geliyorlar, dağılıyorlar. Bu sonunda da aslında geriye bir şey kalıyor. Genelde de o izlenen şey böyle bir sonuç ürün oluyor. Ama aslında masada böyle çok kimsenin disiplini olmayan çok ara haller sürekli konuşuluyor, tartışılıyor. Biraz belki onun üzerinden gittiğimiz, işte ben mimar olarak, mimar gibi tam konuşmadığım ne kadar becerebilirsem, Ahmet bir sanatçı olarak belki o alanından, çünkü bence mimarlığa çok yakın, çok yakın olduğunu düşünüyorum. Bütün bu geliş gidişlerin, hareketlerin, böyle zihin kaymalarının böyle yan yana konuşulduğu bir söyleşi olsun, biraz da doğal halinde aksın dedik ama öyle olmuyor tabii. Yani bu slaytları dizdiğiniz zaman böyle otomatikman bir dizgi oluyor. Bundan mümkün olduğu kadar kurtarmaya çalışacağız. Herkes
rahat olsun. Çünkü şeyler çok, onlar da çok hazırlık çok seviyorlar. Biraz bence spontane gitmesinde de hiçbir sakınca yok. Ama konuşmanın özünde mekan var haliyle. Ama onu algılama, anlama şekillerimiz tabii çok çok çeşitli ve çok farklı düzlemlerde gerçekleşiyor. Böyle mekan deyince daha çok sanki onu üretenler, mimarlar, tasarımcılar, iç mimarlar gibi bir dünya tarif ediyormuşuz gibi. Hiç öyle değil halbuki. Yani çok insanın ve bütün canlıların aslında özünde hayatının olmazsa olmaz bir yerinde duran bir kavram. Belki o kavram üzerine durmak, üstünde durmakta fayda var. Bu dönüp duran fotoğraflar biraz daha belki konuşmamızı kolaylaştırmak için bu demin Heval'in bahsettiği Gaziantep'teki çok tırnak içinde tuhaf coğrafya, ama bunun detayına çok girmeyeceğiz. Ama mekan dediğimiz zaman ne anlıyoruz, ne kavruyoruzun aslında hani pek çok açıdan anlamına dair içerikleri bence sunuyor. Yani bir yeryüzü coğrafyası, insan eliyle üretilmemiş bir doğa parçası, insanın manipüle ettiği bölümler, parçalar, tabiatın biçimlendirdiği ve insanın ürettiği arasında dönüp duran böyle bir bitmeyen bir tansiyon ve bir çekişmenin böyle içinde, bir yandan da bir insan kültürünün böyle inanç düzeyinde aşırı derecede manipüle ettiği bir tapınak. Milattan önce 3. yüzyıldan bir Mitra tapınağı ve bizim onunla olan yine böyle kavgalı, tansiyonlu, bir türlü kimsenin kazanamadığı, herkesin bir biçimde kaybettiği bu serüvenin kendisi diye tarif edebilirim. Tabii demin söylediğim gibi aslında haliyle mimarlık üzerinden ben bakıyorum. Ama bu masa değişik bir masaydı. İçinde sinemacılar da vardı. İçinde küratör olarak Heval de vardı. İçinde sanatçı olarak Ahmet de vardı. Dolayısıyla biraz daha hala da devam eden böyle değişik zihin durumlarının üst üste geldiği, biraz da burada konuşacağımız konuları da belki sizi daha ilginç kılabilecek bir içeriğe doğru dönüştürmek için de bir vesile oldu. Belki hani bunun mekanı ile ilgili Ahmet bir şey söyleyerek başlayabilir diye düşünüyorum. Bir slide geçebilir miyiz? Biz mi geçiyoruz, siz mi geçiyorsunuz? Geçti. Okay. Sesim var mı? Okay. Ah, teşekkürler. Ya öncelikle biraz buradaki varlığımı önce kendime sonra size ikna etmek için küçük bir açıklama yapayım. Yani mimar değilim ya da tasarımcı değilim ama biraz mimarla ve yapıp etmeye meraklıyım. Dolayısıyla yıllar içerisinde yolum mimarlarla, tasarımcılarla hep yan yana düşüyor. Bundan da çok memnunum. Temelde yaptığımız işin birbirine benzeyen bir yönü var. Birincisi yapmak, yapma dürtüsü, dönüştürme dürtüsü ve ondan bir anlam ya da mekan yaratma dürtüsü. İkincisi çizmek bence. Yani şu an her ne kadar çok fazla teknolojik aletlerin himayesi altına girse de hala bir şekilde ben de, mimarlar da onu elleriyle çiziyor. Üçüncüsü de mimarlık merakım. Dolayısıyla zaman içerisinde bu merakın devamında oluşan sosyal çevrem, yani birlikte yaşadığım, birlikte zaman geçirdiğim, birlikte düşünmekten keyif aldığım ve yoldaşlık ettiğim mimarlar ve o mimarların yoldaşlığı. Dolayısıyla beni şu üçlünün ortasına düşürdü ve sizin karşınıza düşürdü. Bunu kendimi burada olmaya ikna etmek için söylüyorum aslında. Dolayısıyla bu mimarlarla olan yoldaşlık, arkadaşlık boyunca konuşulan birçok konu var. Ama konuları deşifre etsek, birimlerini ayırsak, bir masanın üzerine yaysak ve onların içerisinde bir haritalama ağ yapsak, iki kelime çok fazla öne çıkıyor. Bold ve kırmızı ve parlak. Bunlardan biri yer, diğeri de mekan sanırım. Yer bize daha çizgisel bir düzlem veriyor, üzerine bastığımız, yürüdüğümüz daha yatay bir şey veriyor. Mekan ise biraz daha dikey, düşey, yeri kesen ya da yerin üzerine konumlanan bir şey. Aslında o da bir yer ama bir yerin mekan
olması için ona sanki bir şey daha yapılması gerekiyor. Bir ruh üflemek gibi. Selçuk çok sevmiyor ama hani bir atmosfer yaratmak gibi. Dolayısıyla bu ne ola ki bu mekan diye hem aramızda konuştuk hem de ben kendi kendime düşündüm epey. Etimolojisine baktım, aslında Arapça kökenli. K ve N kökünden geliyor ve bir tür varoluş ya da var olunan yer ya da günümüz Türkçesiyle bir tür konumu işaret ediyor. Dolayısıyla olma halini bize hatırlatıyor, yapma halini hatırlatıyor. Bunun karşısına ne koyabiliriz diye düşündüm, oldan yola çıkarak. Bu tamamen benim uydurduğum bir şey. Gerçekliği var mı yok mu teyit etmedim. Öl düşüyor. Dolayısıyla varlık ve yokluk gibi bir artı ve eksi gibi bir şey öneriyor bize. Dolayısıyla ölümü ya da olmama halini düşünürken de boşluğu düşündüm çok fazla. Bunu aramızda da konuştuk aslında. Boşluk ne? Boşluk ya da hiçlik ne? Bunu nasıl tanımlıyoruz? Ya da varlık olarak mekanı konumlandırıyorsak bunun karşısına anti mekan olarak ya da la mekan olarak ne koyuyoruz diye düşündüğümüzde neredeyse beyin nöronlarımızı öldürecek düzeyde bir tuhaf felsefenin, fiziğin hatta spiritüelitenin alanına giren bir durumla karşılaştığımızı fark ettim. Evet. Dolayısıyla hiçliğin tanımı ya da boşluğun tanımı bir nesne olmadan neredeyse yapılamıyor gibi bir şey. Bunu uzay zaman dokusunun ya da tanımlanan evrenin dışına çıktığımızda düştüğümüz yer olarak da tarif edebiliriz. Bunu yitip giden bir şeyin geride bıraktığı iz olarak da tanımlayabiliriz. Sabah uyanıp içimizde hissettiğimiz bir duygu olarak da tanımlayabiliriz. Dolayısıyla bu hiçlik ya da boşluk ya da mekansızlık ya da anti mekan kavramı birkaç gündür son konuşmamız üzerine epey bir zihnimde dönüyor. Yani bu bence çok tuhaf bir şey ama yani pek çoğun antisi var. Pek çok şeyin karşıtı olarak konumlandığı bir durum var. Ama bu soruya benim vereceğim cevap, mesela sizin de aslında düşünmenizi isterim bunu. Mekanın bence bir antisi yok. Mekanın olmadığı bir an aslında senin de olmadığı bir ana tekabül ediyor. Yani dolayısıyla bu mekan diye tarif ettiğimiz şey pek çok şekilde, pek çok biçimde aslında üzerinde durabiliriz ama bunun yokluğu diye bir şey aslında bize başka tür kavramlarla bence çok daha modern insanın yüz yüze geldiği bir durum. Yani biraz belki fizik biliminin bu madde, antimadde işte ona bağlı olarak yani bir şeyin varlığını bir şeyin karşıtlığıyla tarif etmek üzerinden bu kurduğu dünyadan ödünç aldığımız bir kavram olduğunu düşünüyorum. Evet. Bence mutlak boşluk diye bir şey yok. Yani özellikle de bilmiyorum, sen burada koyduğun senin çalışmaların üzerine de belki bir şey söyleyebilirsin. Mesela benim aklımda dönüp duran şey, bunlar her ne kadar iki boyutlu dünyalar olsa da aslında bayağı mekansal çalışmalarda. Yani bu mekan dediğimiz şey illaki bizim ürettiğimiz bir şey olmak zorunda değil. Bir ucu bucağı bir tarifi olmak zorunda değil. Hatta ve hatta gerçekte olmayabilir. Yani bir metnin kendisi de olabilir. Dolayısıyla bu spekülasyon aslında konuşmanın en başında böyle seve seve aslında, ve ihtirasla yapmak isterim. Yani aslında biraz felsefenin ve spiritüelitenin alanı diyerek taca atmamın sebebi bu. Çünkü gerçekten bilmiyoruz. Yani hiçlik üzerine konuşacaksak eğer şunu yapmamız gerekiyor. Evet. Bilmiyoruz çünkü yok. Yani yok üzerine kelime de yok, cümle de yok. Şunu düşündüm bir tek, yani yok mekan ne diye böyle dünyadaki, evrendeki en hafif kütleli şeylerden biri ışık. Dolayısıyla yeryüzünde biz onu epey vücudumuzda, tenimizde, gözlerimizde görebiliyoruz. Ağırlığını hissetmiyoruz. Biraz aslında zaman, uzay zaman dokusunun temel taşı ışık. Şunu düşündüm bir tek yok mekan olarak.
yeryüzünde ışığın eksildiği alanlar, yok alanlar, gölge. Yani hacmi yok, kütlesi yok, yokluğuyla var, bir sınır çiziyor. Bu bir ağacın altıysa epey konforlu bir alan sunuyor, ona yaslanabilirsiniz. Yağmur yağıyorsa size bir çadır sunuyor ve güneşin açısına göre de aslında değişkenlik gösterebiliyor. Dolayısıyla benim sanırım yok mekan ya da anti mekan olarak ulaşabildiğim yegane şey kendi kısıtlı zekamla sanırım gölge, yokluğuyla var olabilen tek şey o. Hacmi olmayan, kütlesi olmayan mekan. Ama yine de şunun üzerinden tarif ediliyor bu anlatma biçiminde. Görmek üzerinden tarif ediliyor. Halbuki görmediğimiz, başka duyularımızla algıladığımız, başka türlü kavradığımız, yani hiçbir zaman gözlerimizle onun varlığına şahitlik etmediğimiz başka tür mekanlar da var. Yani bu bakarak, görerek algıladığımız dünya bence bunun çok ufak bir bölümü. Onun ötesinde bir aslında mekan tahayyülünden bahsediyoruz diye düşünüyorum. Evet. Sanki bir tek zihnimizde yaratabiliyoruz onu. Yani yer çekiminin olduğu bir yerde aksi bir şey düşünemiyoruz. Yani bizi yere kilitleyen, sabitleyen çok etkili bir güç varken bunu hissedebiliriz. Yani zihnimizde üretebiliriz, hayal edebiliriz ama varlığından sürekli şüphe duymamız gerekiyor. Bu herhalde bahsettiğin ışık etkisi değil mi? Biraz varlık yokluk üzerinden evet. Koydum bunları. Aslında evet. Bu mekanın varoluşsal boyutunu anlamaya çalışma antik Yunan'a kadar dayanıyor. Yani bizim herkesin aslında belli bir aşamadan sonra anlamaya çalıştığı bir şey. Mesela antik Yunan'dan Platon diyor ki mekanı ben kora olarak tarif ediyorum ve Aristo diyor ki ben topos olarak tarif ediyorum. Bir statik, bir dinamik olarak adlandırılıyor. Aslında Selçuk'un az evvel söylediği şey, bizim fiziksel olarak gördüklerimiz ya da beş duyumuzun algıladığı dışarısında oradan hissettiğimiz başka şeyleri de var mekanın. Mesela Descartes demiş ki düşünüyorum öyleyse varım. Ama fenomenoloji demiş ki ben sadece bunları dokunarak hissetmiyorum. Ben var olduğum için onlar oradalar. Dolayısıyla mekanın kişiden kişiye verdiği hisler o kişideki fenomenlere bağlı oluyor. Mekanın verdiği herkesten belki kendisinin ontolojik yapısına göre, geçmişine, hayattaki var olma şekline göre aldığı hisler başka oluyor. Yani bir kavrayışı oluyor mekanın. Bugün buna en kolay belki atmosfer deniliyor. Bunun mekanın kendisinin ve evreninin iki yönlü olarak tanımlanması, yani hatırı sayılır bir geçmişe sahip. 100 yıl önce fenomenolojiyi kuranlar, daha sonra devam edenler, Husserl kuruyor, Bachelard'la devam ediyor. Sonra diyorlar ki ben eğer bir mekanda duyularımla varsam o mekandaki hislerim kişiden kişiye farklılaşır. Belki bir sonraki slayta geçerek bunu yeryüzüne bağlamak daha evet, yani doğru olabilir. Benim bu konuşmadaki görevim şu, senin bütün bu teorize etme çabalarınla, senin bunu ruhanileştirme çabalarının tamamen başka bir yerinde sizi bu yeryüzüne doğru çekme gibi bir görevim var. Ben yapan bir şey olarak. Evet. Şuna ama dikkat çekmek isterim yine de. Her ne kadar hani bu bunu anlamak için kavramsallaştırmak ve bizden önce söylenenleri bir çerçevede parantez içinde tekrar anımsamak kritik olsa da aslında çok bence temel bir mevzu var. Bu mekan dediğimiz şey. En azından şimdilik öyle. Bu insanın yeryüzündeki serüveni ve bu mekanla ilgili bütün çarpışmalar çok böyle incecik dünyanın teni diye tarif ettiğimiz yumurta kabuğundan, elma kabuğundan ince bir zemin üzerinde gerçekleşiyor. Yani yine hayal edin, bunun olmadığı hiçbir mekanı biz henüz tam olarak kuramadık. Ve bu esasında öyle bir şey ki, öyle bir yer ki, yani bizim yapıp ettiğimiz her şey, bilinçli ya da bilinçsiz, yazdığımız, çizdiğimiz, çektiğimiz, yaptığımız, bu
zeminde, bu sonsuz zeminde oluyor, bitiyor, yok oluyor, onun üzerinde duyum sanıyor, onun üzerinde hissediliyor ve aşırı derecede öznel bir dünyada, herkese göre farklı. Evet. Bir dünyada bu olup biten için bir anlam üretiyoruz. Dolayısıyla bu yeryüzünün ince teni, bu bütün yapma etmelerin aslında özünde mimarlıksa, mimarlık, sanatsa, sanat ya da zanaatsa zanaat, hepsinin özünde aslında bu yapma etmelerin sahnesi ve bu kaçınılmaz bir şey. Olma biçimi. Bunun ötesinde herhangi bir durumu biz ne hayal edebiliyoruz ne de kurabiliyoruz. Ben zihninizde bir resim canlanmasın diye bu tuhaf eskizlerimi koyarak geçtim. Evet. Bir şöyle devam edebilirim. Ben çok bu yeryüzü dediğimiz şeyin çok hipnotik bir şey olduğunu düşünüyorum. Öyle bir yer ki orası, bunu yani şunun için de söylüyorum, böyle her gün temas ettiğiniz şeylere giderek alışıyorsunuz hayatta ve onun gerçekte ne olduğunu da bir süre sonra unutuyorsunuz. Yeryüzü öyle bir şey insan için. Eşsiz bir doğa panoraması gördüğünde cep telefonunu çıkarıp fotoğrafını çekmeyecek bir insan tanımıyorum. Aynı şeyi defalarca ve defa binlerce kez yapıyoruz. Çünkü bu yeryüzüyle çok böyle bitmeyen bir hesaplaşmamız var. Bir yandan ona karşı inanılmaz bir hayranlık duyuyoruz. Çünkü o doğduğumuz, büyüdüğümüz ve var olduğumuz zemin. Bir yandan da bütün uygarlık tarihimiz onu kontrol etmek üzerine gerçekleşiyor. Yani onun üzerinde bir kontür üretmek, onun üzerinde bir tarif üretmek, ondan korunmak. Biz ne kadar modern insan olarak bugün ona bakıp ondan çok etkilensek de o boşluk bazen çok, burası mesela Kula Jeoparkı'ndan beraber de gittiğimiz bir yer, bir fotoğraf. Ama bunlardan herhalde milyonlarcasını buraya koyabiliriz. Bizi iyi hissettiren şeylerden bir tanesi bunun uçsuz bucaksız ve ıssızlığının yanında modern insan olarak buradan ayrıldığımızda sığınabileceğimiz hala bir yerin olması. Mesela bununla sadece o olmadan başa çıkabilmek ne kadar mümkün. Ama mesela hani tekrar tekrar konuştuğumuz ve biraz da çatıştığımız alay, mekan dediğin şey nedir? Ya bundan âlâ bir mekan olabilir mi? Bu bir mekandır tabii ki. Yani coğrafi bir doğa parçası olarak mekan bence bütün mekanların özüdür, esasıdır, başlangıcıdır ve bence yapıp ettiğimiz her şey esasında buna yaslanır ve bütün ilhamını da bundan alır. Bundan gayrı bir referansın ben olmadığını düşünüyorum. Yine spekülasyon hakkımı kullanıp senin yani resmine geçiyorum. Doğa o zaman, yani yeryüzü bir mekandır diyoruz. Ve insanın aslında dramatik olarak atmosferi en çok hissettiği yer doğadır. Yani şimdi ilk aslında canlıların, insan için söylemiyorum, korunmak için kendilerine mekan tasarlamalarının sebebi de doğa. Çünkü tekinsiz hissediyor. Az sonra ne başına geleceğini belki bilmiyor. Doğa o yüzden atmosferin en üst noktada yaşandığı bir yer. O yüzden bir mekandır. Yani onun da tabii ki bir algısı var. Algılar dünyası içerisinde bir yer. Mesela senin şu yaptığın resim katmanlı bir doğa. Bilmiyorum, herkesteki etkisi, hissiyatı farklı olabilir. Ya, atmosferi bir çatı olarak kabul edersek aslında altındaki her şey bir mekan, bir doğa. Fakat atmosfer çok büyük ve bahsettiğimiz yer çok geniş bir yer ve yine boşluğa getireceğim belki konuyu, ama bu sanat literatüründe boşluk korkusu diye bir şey var. Yani önünüzde bomboş bir kağıt ya da bir tuval vardır ve onu doldurmanız gerekir. Yani onu aslında alt etmeniz gerekir. Orada boş bir yer kalmaması gerekir. Bunu en iyi İslamik sanatların bezemelerinde görürüz. Ben yeni biraz bu yeni medya sanatlarındaki o çokluk halinde görürüm. Dolayısıyla boş bir yere tahammül yok. İnsanın yapma etme ya da tasarlayan insanın yapma etmesi güdüsünde de böyle bir korku var. Boşluk korkusu var. Çünkü ölçek çok büyük, çok geniş. Dolayısıyla onu içselleştirmek, evcilleştirmek için sanki kesmek, biçmek, parsellere bölmek, daha tanımlı bir alana dönüştürmek, içine girmek, üzerini kapatmak ve
barınmak dediğimiz ortamı kurmak gerekiyor. Geri geleyim mi? Yok, deminki görselde de vardı. O benim doğup büyüdüğüm Adıyaman'ın çok yüksek bir köyü, dağının köyünden yıllar sonra hatırladığım kadarıyla yaptığım bir peyzajdı. Arka arkaya sıralanan dağların sonsuzda kaybolup ölçeğimi yitirip her defasında böyle mahvedici bir görüntüye uyanıp hani bana küçüklüğümü hissettirip ben bu mesafeyi nasıl aşacağımı hatırlatan bir görüntüydü. İkinci görüntü de bir sonraki yukarı doğru baktığımızdaki görüntü. Yani çok yükseklesiniz yıldızlara, çok yakınsınız, çok büyük bir atmosfer var ve onun arkasında ne var, onun arkasında ne var, onun arkasında ne var sorusunu sorarak küçük aklımla sonsuzluğu keşfetmeye çalışıp beceremeyip, yorulup, sızıp, yorgun uyandığım zamanları biliyorum. Bu günümüzde bu kadar pastoral bir şekilde deneyimleyemiyoruz bunu ama birkaç kuşak öncesi ya da genlerimizle işlenmiş bir ata mirası olarak o yeryüzünün boşluğunu doldurmak üzerine bir güdülenmiş bir halimiz var ve şanslıysak bunu iyi tasarlamış insanların yaptığı mekanlara denk geliyoruz ama şansımız yoksa da bu kötü bir mekan deneyimine dönüşebiliyor. Toparlamaya çalışayım. Yani bu içinde evrim ve entropiyi de barındırıyor, derin konu. O kadar bilgili olmadığı için giremem ama bu boşlukla, korkuyla, aslında ölümle baş etme duygusu gibi bir şeye geliyor. Yani bir şeyi tanımlayıp, onu kabul edip, onun içine girmek, içselleştirmek ve ev olarak kabul etmek orayı. Yani mekansallık kavramı kendi fiziksel boyutlarından azade, başka açılımlar vaat eden, çoğu zaman muğlak yerlerde olabilir demek istiyorsun. Yani çok, tabii ki. Yani yeryüzü de, yıldızların altı da, şöyle açık bir yerde bir araziye baktığın anda bir mekansallık sunabilir insana. %100 yani. Demin verdiğim bir ağacın gölgesinin bir mekan olması örneği buydu. Ya da bir sıralı bir ağaç dizisinin oluşturduğu boşluk epey güvenli bir yerdir. Bir jeolojik fenomenin oluşturduğu bir mağara kesinlikle böyle bir yerdir. Dolayısıyla bunu sadece bizim tasarlamamız gerekmiyor. Bunlar kendiliğinden de oluşabiliyor ve bazıları çok iyi olabiliyor. Bunun en iyi örneği belki şu an üzerinde çalıştığımız Dolce'deki mağara. Yani burası da bir yeryüzü mekan. Burası evet. Mağaranın girişi. Dülük'teki. Dolce Antik Kenti'ndeki mağaranın girişi. Bu da bir yeryüzü mekanı. Korunma amaçlı yapılmış ama. Yani belki şöyle bir şey de bunun üzerine konuşulabilir. Mesela deminki iki resim. Kumanda bende olduğu için yönetebilirim bunu. Mesela bunların şöyle bir ilginç, bu durumu tekrar tespit etmek için ilginç bir yanı var. Bunlar bizim doğada pek çok açıdan gördüğümüz zihnimizde nereye tekabül ettiğine dair aslında bayağı kesin bir imge yeri kaplayan bir kısım şeyler, resimler, tekrar kurulmuş şeyler. Ama o değiller artık. Bunlar başka şeyler. Ama bir yandan da o görüp baktığın dünyayı sırtına alıp tekrar kurduğun şeyler. Aynı şey gökyüzü için de geçerli. Yani bir yandan da aslında bu kişiselleştirme mevzusu üzerinden belki bunu, bu çok bir yandan bir resim ve iki boyutlu bir şey. Ama düşünce dünyasında başka bir daha farklı bir referansı var. Ama onun kendisi de değil. Bu artık başka bir şey. Aynı şey bu mağaranın çizimi içinde geçerli. Niye bunları çizip tekrar duruyoruz? Yani bunun fotoğrafını çekmek varken. Anlamak için. Yani bu bence bir konu. Yani belki tam bu anda konuşmamız gereken bir konu değil. Bu arada yarısına geldik konuşmanın. Ona göre hızınızı ayarlayın. Evet. Dolayısıyla bu dünyayı ve bu bütün olup biteni anlamanın araçlarından da bir tanesi. Yani bir çeşit senden türeyen bir medya. Ve onun üzerinden de aslında senin zihnindekini konuşarak
anlatmakta zorlandığım bütün bu evrenin başka tür bir sureti gibi bir pozisyonu da var aslında. Bu yeryüzü hayranlığı konusu bence bir şey, yine bir ne olduğu belli olmayan bir eskiz. Yani mesela bu deniz, dağlar, tepeler, ovalar ve bunların kurdukları bütün biçimler. Yani belki sanatın da aslında gelip durduğu o yer. Yani son derece soyut olabilir ya da son derece nesnel olabilir. Bunu bir türlü tekrar tekrar kurma biçimleri ve bunun hiç geçmiyor olması. Sabah baktığımız mesela panoramalar üzerinde konuşuyorduk. İşte Monet'in yani bildiğimiz gibi olmayan böyle aşırı derecede tuhaf ve çok etkileyici. Çok güzel. Evet. Bir panoraması, o gerçekliğin kendisi değil ama ondan çok başka bir şey. Başka bir şey anlatıyor. Bu anlattığı şey aslında bu biçimler, ışık, mekan görerek kavradığımız bir dünya. Formlar ve biçimler de aslında bunun bütün evrenini kuran temel unsurlar. Ya bir süredir şunu deniyorum. Yani hatırı sayılır bir akademik eğitimim var. Görsel sanatlar ve atölye geleneği üzerine. Dolayısıyla resim yapmak, bir şeyin taklidini üretmek, bir şeyi bakarak çizmek gibi bir öyle bir formasyondan geçiyoruz ve evet, bir şeye bakmak ve onun suretini çıkarmak kabul. Peki bu şeyler dediğimiz nesneler, formlar, bizim tasarlamadığımız şeyler mesela nasıl oluşuyor? Bunun bir algoritması mı var? Bunu ne tetikliyor? Bunun dinamitinin fitili yakılıyor mu? Yoksa bu uzay zaman çizgisi üzerinde çok uzun süreler boyunca ola gelen şeyler mi gibi? Birkaç değil aslında, bir 10 yıldır neredeyse şunu deniyorum kendi pratiğimde. Resim yapmadan resim yapmayı deniyorum. Yani biraz sonra göreceksiniz, o çizdiğim kaya formları var. Yani bir kaya ne sorusunu soruyorum. Bir kaya bir meyve değil, bir sonuç değil. Ola gelen bir şey ve o günün sonunda bir formu, bir şekli, bir biçimi oluyor. Bir şeye dönüşüyor ve bir surata dönüşüyor. Birine dönüşüyor. Onun bir karakteri oluyor. Ve bu tasarlanmadan da ola gelen bir şey oluyor. Günün sonunda bir, yani şuradaki kaya gibi aslında. Böyle bir onu çevirip çevirip surata benziyor. Koyuna benziyor. İnsana benziyor. Ölmüş birine benziyor. Koşan birine benziyor diye bir karakterler yükleyebiliyoruz. Bence hepimiz buluta bakıp koyuna benzetmek gibi aslında. Dolayısıyla tasarlanmamış şeylerin içerisindeki olduğunu varsaydığımız şeyler var. Biraz onun hem mantığını anlamak hem de resim yapmadan resim yapmayı denemek için bir süredir şu seriyi yapıyorum. Yani bunu daha önce anlattım ama da dinleyenler için sıkıcı olacağını düşündüğüm için kısa geçeceğim. Yani taş ne sorusunu sorup taşın bir lav gibi, sıvı gibi akan bir şey olduğunu kabul edip, bilip onun havayla, güneşle temas ettikten sonra sertleşmesi, güneşte çatlaması, rüzgarda aşınması, yağmurda yosunlanması ve o bahsettiğim çok uzun zaman çizgisi üzerinde bugüne kadar değişerek, dönüşerek geliyor olması. Bunu anlatmayayım tekniğini. Simüle ederek kendi atölyemde denemeye başladım ve böyle bir hani bir kayaya bakmadan kayanın olma halini taklit ederek onu yapabildiğimi biraz fark ettim ve bu demin mağaralar içinde geçerli. Yani tasarlanmış bir mekan değil ama içine girdiğimizde pekala bir mekan. Dolayısıyla bu biçimlerin, şeylerin, biz yapmasak da ağacın, bir dağın, bir sahil çizgisinin bize fısıldadığı bir şey var. Bir giz var, bir anlam var ya da. Yani sen iyi toparlayamamış olabilirim ama sen her ne kadar hiçbir taşa, kayaya bakmadan bu resimleri yapsan da, yani şöyle bir gerçek var. Yani bunlardan binlercesini gördün ve bunlara inkar edemeyeceğin bir hayranlığın var. Yani bu kayalara bakıyorsun, bunların üzerinde olmuş bitmiş binlerce, on binlerce yıldır bütün olayları kaydetmiş o yüzeyi
çok etkileyici bir şey olarak algılıyorsun. Zaten öyle bir coğrafyada doğmuşsun. Ve bununla bir iletişim kurmayı seçmişsin. Dolayısıyla bunlar hani her ne kadar bir resim yapmadan resim yapıyorum desen de bunların yanına yaklaşanların tıpkı o kayaya o gözle bakanlarda o ürettiği etki gibi hipnotik bir etkiye kapılıyorlar. Yani bunun üzerindeki bu kaya var mı yok mu? Bu kaya yok ama bunun benzeri pek çok kaya var. Bu bir kaya mı? Hayır, bu bir kaya değil. Deminki de zaten galaksilerin bir fotoğrafı değildi. Dolayısıyla sen bence şunu yapmış oluyorsun bunu tekrar tekrar bir reprodüksiyonunu yaparken. Sen konuşarak, söyleyerek, yazarak değil, çizerek sen zihnindeki bir dünyayı bizimle paylaşıyorsun. O aslında senin zihninin başka tür bir şeyi oluyor, projeksiyonu oluyor. Sen söyleyince düşündüm, aklımda yoktu. Aslında düşünüyorum şu an. Ben o kayaların içinde yaşarken çok kayaları çizmedim aslında. Yani ne zaman ki kayalar hayatımızda yok, çok fazla tasarlanmış süper mekanlarda yaşıyoruz. Kaya ya da tasarlanmamış çok kaba form aslında bir arzuya dönüşüyor. Yani Monet'in çiçekleri, demin verdiğin örnekteki gibi çiçekleri çizmesi gibi. Ya da yok mekan derken yokluğuyla var olabilen bir şey örneğini verdiğim gölge gibi olmayan şeyin arzusuyla bir tür bunu yaptığımı fark ediyorum. Yani herhangi bir yerde bir kayayla... Senin için bir fiziksel varlık değil orada. Şu anda kaya senin için herhalde düşünsel ve duygusal, yani duygu dünyanın etkileyen bir olgu olarak var orada. Sadece bir yansıması. Bence çok aslında içgüdüsel bir konu var. Ben tekrar o demin söylediğim şeye dönmek isterim. Yani bu doğanın ürettiği her şeye ya da farklı kanallara olan gizli ya da açık hayranlığımızla ilgili bir konu bu. Bence hayranlık değil, bir arzu. Yani olmayan şeyi arzuluyoruz. Gökyüzü, deniz kıyısı, taş, ıslak bir toprak, nemli bir taş, bir ağacın gölgesi, bunların hiçbiri yok. Uzun zamandır yok. Dolayısıyla bunlar benim, bizim kuşağın ya da bir sonraki kuşağın temel arzularından biri ve bu artık bir turizm paketi olarak satılan bir şey neredeyse. Bunlara bakınca hep şey geliyor aklıma. Yani bir yaz tatilinde taşlık bir sahilde yürürken o taşları alıp torbasına koyup evine getirmeyen bence yok aramızda. Onların en iyilerini seçip işte beyaz damarlısı, siyahı. Yani çok aslında doğal, içgüdüsel bir konudan bahsediyoruz. Sen bence şu oluşum itibariyle bugün Adıyaman'a bir yıllığına taşınsan bence kayaları çizmeye muhtemelen devam edebilirsin. Çünkü o bir tekamül sürecinin bir parçası diye de düşünüyorum. Sanmıyorum ama yani topu böyle sözü ve topu çok tuhaf bir yere atayım. Ve konuyu değiştireyim. Ben taşların canlı olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama bunu ispatlayamam. Hoş geldin ezoterizm. Ya yemin yemin edebilirim ama ispatlayamam hani. Evet. İşte algı dünyasına giriş yapıyoruz. Algı kelimesi de gerçekten yeterli de kalmıyor burada. Yani demin akıl, beden, ruh yolculuğu hep bir arada gidiyor burada. Ve algıda işte beş duyu var. Ama sen şu an başka bir şeyden bahsediyorsun. Sezgiler, kavrayış devreye giriyor. Değil ya, ben çok atomik ve gerçek bir şeyden bahsediyorum aslında. Eminsin canlı olduğundan. Ya dedim ya, yemin edemem. Ama, yemin ederim ama sıfatlayamam. Bilgim yetmiyor. Ya şöyle düşünüyorum mesela, ölçekle alakalı ve demin konuştuğumuz ışık, uzay, zaman, zamanla alakalı aslında. Yani kütleyle alakalı. Şu kadar kütlemiz var ve uzay zaman çizgisinde şu aralıkta yaşıyoruz. Çok kısa. Dolayısıyla bir şeye uzun süre tanık olma şansımız yok. Şu kadar bir hayat yaşıyoruz. Kayanın şu kadar. Dolayısıyla onun gençliğine, çocukluğuna, yaşlılığına ve ölümüne tanık olmamız diye bir şey yok. Yani zamandan kaynaklı bir ölçek kayması var. Ve dolayısıyla yani kocaman bir parçadan kopmuş, buraya gelmiş. Buradan da toprak olup üzerinde yeni bir hayat yeşertene kadar devam eden bir süreci var. Bu canlılık değil de ne? Yani biz de farklı bir şey yapmıyoruz aslında. Teknolojimiz ne kadar yetiyor? Onun içindeki atomların titremesini bilmiyorum ama
küçük de olsa bir atom titriyorsa evet o yaşayan bir şey. Yani aynı şekilde bu kaya gibi yeryüzü, Selçuk da yeryüzünden aynı şekilde bahsediyor. Evet. Zaten yeryüzünde altı kaya. Bu peki ağaçlar için aynı şeyi söyleyebilir misin? Bir sonraki. Yani ben şuradan devam edeyim. Bu spekülatif canlılıktan gerçek canlılığa. Evet. Yani ikinci bir sektörde, üçüncü bir sektörde aslında bir hani bu doğanın olma halleri, bir de tam olarak hani demin söylenen işte bütün bu hani zemini, yeryüzü, tabanı atmosferimiz olan ve bu ikisinin arasında geçen bu yer ve mekan kurma serüveninde esasında bir senin verdiğin örnek benim de çok yaşadığım yani bir, bu mekanı bir çeşit tarif etme, tutma. Yani burada şey giriyor devreye. İnsanın bu mekanı kurmayla ilgili olan çabaları giriyor. Yani bir tarlanın işte kavak ağaçlarıyla kuşatılması. İşte senin söylediğin bir şey vardı. Çocukluğundan bir anı. Yani daha yani bütün ömrünü geçirebileceğin bir yer demiştin ama sen... Tasarlanmadan tasarlanmış bir yer. Kendi aslında suyun akış kanalını takip ederek, suyu çok seven bir ağaç olan kavağı onun etrafına dikerek aslında orada bir ve tabii ki kavaklar büyüyor. Dolayısıyla orada bir set oluşuyor ve içindeki boşluk bir mekana dönüşüyor. Kavaklar bir duvara dönüşüyor. Girip çıkılan bir kapısı var. Epey yukarı doğru bir uzamı var. İçeri ışık giriyor. Rüzgarda hışırtısı bir sesi var. Ve hakikaten yani küçükken vakit evden çok buradan vakit burada vakit geçirdiğimi hatırlıyorum. Mekan mı mekan? Tasarlanmış mı? Hayır. Ola gelmiş neredeyse bir yer. İşte kendiliğinden diyebilir miyiz ona? O kavakların oluşturduğu mekana. Suyun oluşturduğu bir mekan. Şeylerin oluşturduğu. Evet. Tek bir şey değil ama bir şeyin devamında oluşan mekanlar gibi geliyor bana. Aslında mecburen senin dediğin gibi biraz realiteye getirmek gerekiyor. Çünkü bugünün mimarlık dünyasında çok başka şeyler konuşuyoruz. Teknoloji var, yapay zeka var. Şu içinde bulunduğumuz yapı bile bu konuştuklarımızdan çok tam tersi bir yerde duruyor. Ama işte 1964'te Bernard Rudovsky diye birisi... MoMA'da bir sergi açıyor. Adı Mimarsız Mimarlıklar. Aynı isimde de kitap basıyor. Tam modernitenin zıttında kendiliğinden oluşan ve 3000 yıldır yaşayan, belki daha da uzun süredir yaşayan yerleri sergisine ve kitabına koyuyor. İşte bu Morokko'dan bir üst görünüş oluyor. Mardin'in belki dağ yamacına yerleşen evleri oluyor. Ne oluyor ki oradaki hayat tüm bu modern dünyaya karşı ne oluyor ki hayat orada devam edebiliyor? Yani tam yerel mimarlık kavramlarıyla bunu açıklamak mümkün değil. Çünkü yerel mimarlıkta işte dikkat edilen şeyler var. Coğrafya, işte iklim, yapabilme kabiliyeti ve yerel malzemeler yakın olarak temin edilen, ama bu mimarsız mimarlıklarda bayağı biri birinin sırtında, öbürü onun berisinde ama hayatta devam ediyor. Bu kendiliğinden olma halini ben size birazcık sorayım. Yani nasıl olabilir? Nasıl bugünün mekansallaştırmasında oradaki algı, oradaki ruh, mekanın ruhu nasıl olabilir? Belki bunu da biraz konuşabiliriz. Yani insanın dünyadaki varlığını çevreyle, diğer insanlarla, nesnelerle, sanat eserleriyle ilişkilerini ve bir bütün halinde getiren atmosferden bahsediyoruz. İşte bu epeyce mimarlık teorisini ve pratiğini gündemini meşgul eden bir konu. Yani atmosfer, insan algısının ve insanların bulundukları mekan algılayış biçiminin aslında temel bir gerçeği. Şu anda içinde bulunduğumuzda bir atmosfer var ama kendimizdeki fenomenlere, hislere göre siz belki %100 oranında, öbürü %80 oranında, öbürü %60 oranında hissediyor ama bu bir gerçek var. Elle tutamıyoruz, gözle göremiyoruz. Zaten çok görünen şeylerin bir körlük sınırı da vardır. Yani çok önde olan şeylerin kör etme durumu da vardır. Bizim buradaki arayışımız onun arkasındaki ne? Yani mimarlığın ya da mekansallaşmanın hakikatini kuran ne?
diye sorayım. Mesela bu köy yapısı nasıl bir şey olabilir? Ne demek bu istersin? Bu söylediğin şeye bir itiraz edeyim ben. Bu kendiliğinden. Yani bence olan bir tane hiçbir şey kendiliğinden değil. Yani bu her bir tanesinin Ahmet'in çizdiği kayaların da o kayaların gerçek suretlerin de öyle olmalarının canlı olmasalar da bir sebebi var. İçindeki damar yapısı, soğurken için yani tüm bu kurgu deminki kavaklar da kendiliğinden değil. Yani bunların olma biçimlerinin arkasında tam olarak bizim zihnimizin simüle edemediği oldukça karmaşık pek çok katmanda olay zincirinin yarattığı bir şey var. Bu hani bu da hani kendiliğinden bir yer değil yani bu da senin zihninde pek çok gördüğün doğu köylerinden tasarlanmamış biri. Hayatın içerisinde yani insan türünün bir şekilde yaşamını sürdürmek için kurduğu pek çok mekan. Bir yandan da aslında bu yani büyük bir enerjisi olan yerler de. Çok. Yani bunların zaman zarfında kurulmuş olması, kurulma morfolojileri, sebep-sonuç ilişkisi ve bunun gibi burası Karaburun'da terk edilmiş bir köy. Yani çok şiirsel ama bir yandan da şöyle bir şey var. Terk edilmiş. Yani hayatına devam edememiş pek çok sebepten ötürü. Bunun hem olma biçimi, coğrafyasıyla kurduğu malzeme ilişkisi bir yandan yani bunu bu şekilde pek çok katmanda teorize edebiliriz. Ama aslında bence özünde şöyle bir şey var. Hayatın akışı içerisinde doğmuş, çoğalmış, içinde yaşanmış ve yok olması gerekmiş. Ve yok olmuş. Yani o kayanın kendi hayatında geçirdiği evrim gibi, biçimlenme gibi. Yani yuvarlandı, yuvarlandı, yuvarlandı. O taş sonunda geldi bir ağacın içine oturdu. Sen onu buldun ve kestin ve o başka tür bir manipülasyonla bugün bu sehpanın üzerinde duruyor. Dolayısıyla bu kendiliğindenlik konusu bilmiyorum. Bence bir şey mevzusu, bir tartışma konusu. Bu örüntüler, bu mekan örüntülerinin aslında bence bizim gibi insanlar için özellikle hani mekanı tasarlayanlar, kuranlar için bunların olma biçimlerini anlamak çok esasa dairmiş. Yani neden öyle oluyorlar da neden öyle olmuyorlar? Yani bunlar çok karmaşık şekillerde oluyor deyip kenara bırakacak insanlar başkaları. Biz öyle değiliz. Sen olabilirsin tabii. Yani, ama hakikaten içlerinde çok büyük bir yani tasarımcıların tekrar simüle edemeyeceği kadar büyük bir enerji var. Ama bu şuna benziyor. Mesela bugün Mardin evleri iyi bir örnek. Daha iyi bir örneği belki Kapadokya'nın yeraltı şehirleri olabilir. Yani biraz detaylı incelediğimizde karıncalardan farklı bir şey yapmıyor aslında. Yani tabii ki mantık, zeka ve zanaat bilgisi var ama öğrenmeden de bilmek diye bir şey var galiba. Bir şekilde genlerle ve öğretiyle aktarılan. Dolayısıyla bir kayanın içine yerleşmek, bir toprağın içine yerleşmek. Bir sürü hayvan yapıyor bunu ve evrimin bir yerinde insanlar da bunu yapıyordu ve epey de becerikli yapıyorlardı. Yani şimdi geliyor. Aşama aşama gittik ki böyle mekan, boşluk, mekansızlık, yani mekanın tam karşısı, yeryüzü mekanları. Şimdi argüman geldi bana oradan ama kendiliğinden olmaz diye ama kurulu bir yapılaşma var fakat bu planlı bir şey değil. Yani asla planlı bir şey değil. Bunu ben çizdim. Buradaki her sokak bir yere çıkıyor. Burada bir mahalle dokusu var. Böyle her gün biraz onu genişlettim. Yani sanki biraz içinde yaşayanlar gitgide oraya oturdular ve işte belki bu söz tırnak içinde kendiliğinden biraz fazla gelebilir buraya ama burada da kurmacı olan hiç plandan azade bir yerleşim var. Mesela şu da Diyarbakır'da yine benim çektiğim fotoğraflardan birisi. Sur içerisinde 7000 yıllık Diyarbakır'ın surlarının arasına sıkışmış kalmış küçük evlerin sokakları. Yani işte bir insan ölçeğinde değerlendirin. Burada yani metre falan. Mesela bazı sorular var. Ben hala bunlara bir cevap veremedim. Belki sizlere de
veremeyeceğiniz bu sorunun cevabı için başvurabilirim. Mesela bu tür dokularda, deminki köyde de öyle, teker teker tek başlarına çok iyi olmayan ama bir araya geldiklerinde hiç ummadığın kadar iyi bir dünyaya, mekana tekabül eden tekraren büyük bir şey var, enerji var. Bunun bunun bence sebebi üzerine yani düşünmekte fayda var. Uçaktan bakınca İstanbul da öyle görünüyor. Uzaktan bakınca öyle görünüyor. Uzaktan bakınca her şey iyi görünüyor. Evet. Burası mesela uzaktan bakınca da iyi görünmüyor, zorlu. Konu dağıldı buraya. Biz dün konuştuğumuz ve bu sabah konuştuğumuz konuyu aslında biraz buraya taşıdık. Eğer tıkanırsak ve konuşamazsak diye de buraya görseller koyduk. Tıkandık mı Ahmet? Dolayısıyla şu an öyle bir bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü gibi bir konu oldu. Yani bu senin ama yanardağ metaforunu anlatmak, az evvel bizim konuştuklarımızı toparlamak açısından iyi olabilir. Çünkü buradan da gerçekten kurulu mekana geçme hedefim var. Yani bu bence şöyle bir şey var, senin atölyen üzerinden. Bence herkesin masası da, üretten herkesin masası da aşağı yukarı öyle bir yer. Mesela buraya girdiğin zaman belirli düzeyde disipline edilmiş bir yer olmasına karşın açtığın çekmecelerin, duvarda olan şeylerin, beraber olma halinin bir şeyi var. Dolayısıyla bu tırnak içinde kendiliğinden, halbuki Ahmet'in karmaşık zihin dünyası ve dağınıklığının ya da derli topluluğun kurduğu bir durum. Yani o diğeriyle, demin gördüğümüz o mekanların kurulma biçimiyle ilişkili bir şey. Sadece seninkisi daha kısa zaman zarfında ve senin ürettiğin bir karmaşa, dağınıklık. Diğeri pek çok zihnin, pek çok yaşamın daha yüzlerce yıl içerisinde ürettiği bir tanesi. Kolektif olarak. Evet. Evet. Ya demin konuşurken kendiliğin denlik üzerine, o köyler üzerine şunu düşündüm. Yani ihtiyacın kendisi tek başına yeterli bir brief değil mi aslında bir şey yapmak için? Yani şuna ihtiyacım var ve onu yapıyorsun. Şu kadar alan açarsam o da geçer diyorsun. Ve aslında bunu oturup birinin, tek bir kişinin tasarlaması gerekmiyor. Kolektif bir ihtiyaç listesi tüm onu tasarlayan üst bir mimara dönüşebiliyor. Yani o benim, orada var. Orada var ve biliyorsun, kullanıyorsun gibi. İhtiyaç duyuyorsun. Evet. Yani seni oraya götüren bir temel bir ihtiyacım var güdüsel olarak. Atölyede de benim yaptığım o. Yani bana bir atölye tasarlayayım ve ben de oraya girip yerleşeyim. Ya da önce bir atölye tasarlayayım, içine gireyim demedim. Evet, bir masaya ihtiyacım var. Masamın boyu bu kadar olması gerekiyor. Duvarda çalışıyorum. Şöyle bir ışığa ihtiyacım var. Derken orası oluşu benim mağarama dönüşüyor. Ve bir şekilde oluveriyor. Evet. Aslında soru cevap için de vakit ayırmalı mıyız? 9,5 dakika var burada. Evet, tamam. Hızlanıyoruz o zaman. Ahmet, bunlarla ilgili hızlı hızlı bir şeyler söylemek ister misin? Ya bunları evet sona koyduk. Eğer bir şey konuşamazsak bunları konuşuruz diye. Şöyle, bu sanatçı mimar işbirlikleri etrafında yaptığım zaman içinde işler var. Bunlar onlardan bir tanesi. Tarihi Abdülmecit Efendi Köşkü'nde sevgili Hakan Demirel'le birlikte yaptığımız Supir diye bir iş. Bir mekan var, çok tanımlı, çok süslü. O mekanı bedenselleştirip onun tarihi ve tarihinden yola çıkarak bir bedene dönüştürüp bir mekan bir ah çekse, bir nefes alsa nasıl deforme olur, nasıl görünür? Şişen yeri göbeği midir? Açığa çıkan okşanla yeni bir tabiat doğabilir mi gibi yaptığımız bir şeydi. Bu deminki konuların üzerine iyi bir örnek. Hem kendiliğinden oluşmuş bir form, hem benim müdahale ettiğim bir form. Dolayısıyla o iç içe geçmiş ara bir şey. Bu benim sulu boyayla yaptığım epey büyük ölçekli bina peyzajları. Ortasında yine çok tasarlanmış binaların içerisinde ola gelmiş, varla gelmiş, baş edilememiş, kabul edilmiş. Orada bir yumruk gibi duran bir şey duruyor. Gökyüzü yok neredeyse ve burada da şu bunları resimlerle ilgili sulu boyayla yapıyorsun. Bu resimlerle ilgili de aslında şey örneğini verebilirim, bu kendiliğinden oluşturmakla ilgili. Yani biraz eskiz yapmadan, bakmadan, etmeden gerçek bir şehir ya da gerçek bir yer nasıl oluşuyorsa pataküte kafadan dalıyorum ve onu
üst üste yan yana. Yığın gibi. Bir tür yığın aslında böyle. Bu ilk başta konuştuğumuz beden ve boşlukla ilgiliydi ama bence konu çok uzar. Kapatalım. Bir aslında bu hani yeryüzü ve onun sana verdiği, sana anlattığı her şeyle ilgili. Burası Kapadokya'da bir manastır. Yani gidenleriniz var mı bilmiyorum. Çok muazzam etkileyici bir yer. Aslında bir çeşit, başka bir çeşit mağara, yer altına doğru. Bunlar bence bir şey biriktiriyorlar. Yani insanın kendi oluşuyla beraber evveliyatı, olduğu, olmadığı yerler, okudukları, yazdıkları, gördükleri, duydukları, hissettikleri sonunda bir yer kuruyorlar. Burası Kapadokya'nın bir yeraltı dünyası. Bunu tabii başka türlü anlatmak pek mümkün değil. Çünkü görebildiğiniz bir şey değil de içinde dolaştığınız zaman tuhaf bir zihin haritası üreten bir şey. Bu da bizim herhalde bir 7-8 yıldır uğraştığımız ve herhalde 10 yıl daha uğraşacağız. Kapadokya'da Avanos'ta bir taş ocağı, eski bir taş ocağını bir müzeye çevirmeye çalışıyoruz. Bu iş duruyor, kalkıyor vesaire vesaire ama çok öğretici bir süreç. Yani bu bence bizim insan olarak yeryüzünde anlama, anlamlandırma ve oradan tekrar tekrar bir şeyler üretme biçimlerimiz, açmazlarımız, açılımlarımız aslında bir şeye dayanıyor. Bir zihnimizde kurduğumuz büyük, geniş, bizim belki de hayal ettiğimizden de daha büyük ve ucu bucağını tam tarif edemediğimiz bir külliyata dayanıyor. Mesela bu onlardan bir tanesi. Mesela o kayanın içinde bizim yapıp ettiğimiz bir kısım açmalar, kapatmalar. Mesela belki de şimdi devam eden bir işimiz bu. Manisa'da bir müze yapıyoruz. Yani hayatımda hiç böyle bir çalışma yaptım ne de bir proje yaptım ama bu Kapadokya'daki deneyim mesela böyle bir şeyi getirdi. Yani onu görüp, onu anlayıp onun içinde ve bir yaşantı kurunca ve onunla ilişkilenmeye başlayınca o zaman böyle bir şeyi de niye yapamayayım ki diyorsun. Yani bu ilişkilenme biçimleri ister onun o an içinde ol, ister geçmişte bir şekilde onunla ilişkilen. Mesela o mekanın içi, dün itibariyle Heval'in mesela çektiği. Evet, dün şantiyedeydik. İşte bütün o malzeme dünyası bir tuğla yapı bu. Böyle ışıkla olan ilişkisi. Kimisi kontrol edebildiğin, kimisi kontrol edemediğin pek çok ögeden oluşan bir dünya. Bu en başta şeyin açılımını tam yapmadığımız bizim işte beraber çalıştığımız Gaziantep'teki tapınağın giriş kapısı. Yani onun kapısının nasıl düzenleneceği, nasıl açılacağı, nasıl bağlanacağı ile ilgili bir içim. Az evvel bir mağara eskizi gördünüz ya, onun önüne, yani gerçekte orası öyle, onun önüne de bu tıkaç yapısı gelecek öyle. Bir ziyaret şey giriş mağara girişi tasarlandı. Evet, hayata geçecek. Bu da içerisi. Evet. Bu da oradaki Ahmet'in sanat işi. İşte orada bir tabii referansları var. İşte orada bir Mitra kült dini var, bir mit. Çok kısa anlatmış olayım. Evet, mağaranın öyle. İçinde bir Mitra kültü var. Mitra Hristiyanlık öncesi önemli. Bütün Anadolu ve Avrupa ve Doğu'da önemli bir din ve Tanrı Mitras'ın taştan doğmuş olma hikayesi. Mitra kültünde 7 gezegenin varlığı ve biraz her şeyin 7 sayısı ve 7 gezegenin etrafında dönüyor olması. Demin konuştuğumuz uzay zaman battaniyesi. Tüm bunların Mitras'ın pelerininin içinde resmediliyor olmasından yola çıkarak bir tür uzay zaman pelerini ve onun üzerinde duran Mitra kültüne ait gezegenleri işledik. Yani kadim bir bilgiyi aslında sen de mekansallaştırdın burada bir bakıma. Yani, yapabilirsek evet. Şu an render'ını görüyorsunuz. Bir tür fıstık bahçeleri içerisinde mağaralara doğru giderken yolda karşılaştığımız bir enstalasyon bu. Land Art. Her taş bir gezegeni temsil ediyor ve o gezegenin büyüklüğünde, renginde olacak ve büktüğü alanda kapladığı, evrende kapladığı hacim olarak, hiyerarşik olarak dizildi. Umarım yapabileceğiz sevgili mimarım. Evet, son bölümü de şey yapıp, bu da aslında benim final spekülasyonum olsun size. Bu uzun zamandır aslında üzerinde düşündüğüm bir şey.
Bence bu mekana dair tüm anladığımız dünya bir çeşit yedinci duyuyla kavruyoruz. Ben kendimde bunu hissediyorum ve bunun için hiç mimar ya da mekanla doğrudan ilişkili birisi olmanıza da gerek yok. Evet. Ya da bu konunun teorisiyle ya da ruhani ya da ezoterik boyutuyla. Yani muhtemelen böyle tam olarak böyle göz seviyenizin böyle 3-5 santim içinde bir yumru bu. Ve beyninizin, zihninizin muhtelif yerlerine doğru yayılıyor. Kimisi bazı insanlarda daha kafa bölgesinde duruyor. Bazı insanlarda sağ kol ya da sol kola doğru açılıyor. Kimisinde ince ince damarlarla karnına kadar ya da belki bacaklarına kadar gidiyor. Bu spekülatif çizimlerle de anlattığım dünya aslında bizim deminden beri bu tarif etmeye çalıştığımız mekana dair bunu görüyor muyuz, duyuyor muyuz, kokluyor muyuz? Bence bunlardan bir tanesi değil ve hiçbirisi değil. Yani bunların tamamını başka şekillerde kavradığımız, hatta olmayanlarını da tırnak içinde kurduğumuz, onlarla ilgili bir zihin dünyamızın muhtelif köşelerinde gezindiğimiz, oradan tekrar bazı parçaları kendimize doğru çektiğimiz, ona bakmadan yapıyormuş gibi yapıp aslında zihnimizdeki o resmi sürekli ve sürekli defaten çağırdığımız, kendiliğinden dediğimiz ama aslında zaten o külliyatın içinde belki karın bölgenizden çekip tekrar ürettiğiniz bir şey bu, bir durum. Dolayısıyla aslında bu baya baya bir çeşit muhtelif şekillerde zaman içerisinde biçimlenen bir kültürel arka plana dayasana, kendi başına adı sana olmayan bir duyu. Ben buna sana inanıyorum. taşların canlılığına inanmak gibi ama yani hani ispat evet. Bu konuşma evet biraz spontane oldu çünkü evet. Aslında biraz bunu diledik yani kendi aramızda konuştuğumuz şeyleri sizin karşınızda da konuşmayı istedik, denedik, umarım olmuştur. Evet. Bu benim zihnimde biraz şunu açtı aslında. Diyorum, bir yıl sonra tekrar konuştuğumuzda bu konunun şöyle bir başlığı olabilir. Zaman, mekan, zihin, mekan, beden, mekan aslında. Yani evet. Üç türlü mekan üzerinden belki dersimizi çalışıp daha iyi anlatabiliriz. Yani, İki, bir, sıfır. Sıfır. Bitmedi bir saniye. Soruları alalım. Var mı soru? Sorusu olan var mı? Arkada bir tane... Aslı Hanım bize 5 dakika veriyor musunuz? Tamam. Evet. Sağ olun, merhaba. Yani sorudan ziyade fikir alma gibi olacak konuşulanlar üzerine. Selçuk Bey'in neredeyse her şeyin antisi var ama sanırım mekanın yok demesi üzerine şöyle bir açıklama, onun üzerinden de sizin fikirlerinizi almak istiyorum. Yani mimari bağlam üzerinden tartışacak olursak, mesela bir yerde bir yapı tasarlamaya başladığımızda o yerde neredeyse sonsuza yakın bir veri oluyor ve biz onları aslında onlar birbirlerinin alternatifi veya antisi olmuyor. Biz onları kendi dünya görüşümüz, ideolojimiz, fikriyatımızla beraber paketleyip bir araya getirip öylece birbirlerinin antisi veya alternatifi haline getiriyoruz. Dolayısıyla şimdi bunlar bu paketleme işi de aslında bir tanımlama. Tanımlama işi de zaten bir sınırlamadır. Bu dilde de böyledir. Kelimeler her şeyi ifade etmezler. Biz onları tanımlayarak sınırlandırırız. Bu mekan kavramının sizin için böyle bir antisini tanımlamanın zor olmasının nedeni, multidisipliner bir biçimde mekanın giderek genişlemesi ve sınırlamanın bu mekana dair koyabileceğimiz sınırların eriyor olmasından kaynaklanıyor olabilir mi? Yani çünkü insanın düşüncesine, fikriyatına ürettiğimiz her şeyi artık mekan çatısı altında gerçekleştirdiğimiz için neredeyse sınırlarını kaybetmiş bir kavram olarak ortaya çıkmaya başladı. Bu aynı şekilde... şeyde de kendini gösteriyor. Kendiliğinden tartışmanızda da bence kendisini gösteriyor. Yani hem kendiliğinden olanın ne olduğunu tanımlamakta güçlük çekiyoruz, onu sınırlandıramıyoruz. Hem bu insan zihninin doğaya ne kadar içkin olduğunu kabullenmekle alakalı bir durum. İnsanı doğaya içkin bir şey olarak kabul ederseniz her şey kendiliğinden gerçekleşiyormuş gibi olur. O da doğanın sınırlarını belirlemekle alakalı bir şey. Siz bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Teşekkür ederim. Yani güzel bir tespit. Yani kelimelerle ilgili söylediğiniz şey de çok geçerli. Yani bence bir şöyle bir
bir özelliğimiz olduğunu kabul etmeliyiz. Yani çok sınırlıyız. Kabiliyetlerimiz aşırı derecede limitli. Yani bu yaptığımız her şeyi yaparken de aslında böyle bir zihin durumuyla yapmakta fayda var. O anki ruh halimize, bakma biçimimize, o dediğiniz paketi kurarken hep bir şey var. Yani kendi evveliyatınızla, çevreyle kurduğunuz iletişimle bunu yapıyorsunuz. Ama bu antisi olmayan bir şey olarak mekanın tam belki biz de üzerinde çok duramamış da olabiliriz. Yani ben onun olmadığı bir anın hayal edilemediğini düşünüyorum. Yani onun yok olduğunu düşündüğümüz bir an bile aslında onun yok olması mümkün değil. Yani onun yok olması sizin yok olmanız demek. Yani o yüzden de bu antisi olmayan bir şey bence. Yani varsa eğer hani olmadığı bir ana dair bir tespitiniz, onu konuşabiliriz. Şey, biz bunu kağıt aramızda çok konuşuyoruz yani. Aslında dışarıdaki içimizde, sizin hissiyatınıza bağlı. O yüzden mekanın ruhu da öyle. En başında içine üfleniyor ve o mekan yıkılana kadar orada duruyor. Yani dışındaki içindedir gibi özetlenebilir burası. Yani bu atmosfer oluşturma olasılıkları çok derin bir konu. Belki bu küçük tartışma içinde sınırlandırılamayacak bir konu. Senin de dediğin gibi biz de deneyerek yapmaya çalışıyoruz. Belki bir sonrakilerde daha bu muğlaklık birazcık daha belirli kısımlara ulaşır. Yoksa bir soru, bir sözle bitirmek istiyorum. Sezan'dan bir sözle bitirmek istiyorum. Size anlatmak istediğim daha gizemlidir. Varlığın köklerine, duyuların ele gelmeyen kaynağına karışmıştır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.